Şimdi Özgür Özel demiş ya camileri ve trafoları. Trafoları vereyim düş devredeyim. yakamızdan. Bakın şimdi düş yakamızdan tamam. Değil mi? Damla, tamam. Te Temmuz 2023 tarihli bir haber okuyorum. Hı hı. AK Partili Bayrampaşa Belediyesi 90.8 milyon liralık vergi borcuna karşılık ilçedeki iki camiyi satarak hazineye devretme kararı aldı. Ha, 2023'te olmuş. Bayrampaşa yani. Belediyesi ilçedeki iki camiyi satarak demek ki belediyenin belediye arsası mi? üzerine belediye yaptırmış demek ki satıyor nasıl satıyorsa camide o da ayrı camiyi buna. belediye Belki de arsasını satıyor ya. efendim hayırseverler yaptırır camiyi i̇şte, ama, ama belediye arsasıysa demek bu ol, bu olay yalanlanmadı belediye de yaptırabilir, Arsa i̇ki, yaptırabilir iki, de ikinci de bir de haber ikinci ya. bir haber yine bir sürü haber varmış. bu bunu AKP'li belediye e, Akdeniz Belediyesi Akdeniz, Akdeniz Mersin ha Mersin Mersin'in şey, evet, Akdeniz anladım. ilçe Belediyesi seçimde de çok konuşmuş sosyal böyle. güvenlik kurumuna olan 72 milyon liralık borcuna karşılık 14 adet, adet taşınmazın devredilmesi kararı AKP ve MHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi diyor belediye meclisinde. Bunlar da taşınmazlarda cami, okul, sağlık ocağı. Bunları işte... Satıyor. Diyanete alacaktır. Camiyi satamaz da. Diyanete devreder. Ya, diyanete devreder. Diyanet Vakfı'ndan parayı yani, Belediyelerdeki yani tüm camilerin elektrik bir... trafolarının ortak kullanım alanlarının tamamını sana veriyoruz. Al bunları evet. düş yakamızdan. Millete Or hizmet etmemize engel olma. Oradan Ama bir ben bunu yanlış yani. bir söyleme oldu. Yanlış söyleme diyor Nagihan. Bir devam edeyim mi ben? Çok affedersiniz. Tamam edelim. Nagihan Alçı sana gelecek. Şimdi tüm belediyelerin yani 2-3 gündür konuştuğumuz ve İktidarla muhalefet arasında bir krize dönüşmekte olan belediyelerin tümünün yani AK Partili, CHP'li, MHP'li belediyeleri SGK borcu 96 milyar lira. Hepsi. Evet. 96 milyar lira. Evet, evet. toplam öyle. Şimdi bakın bir, birkaç evet, şey okuyacağım. Açıkçası. Hani kıyaslama açısından. E, 44 yap işlet devlet firması var ya bu işte köprü, otoyol, tünel falan yapanlar devletin de hani garanti verdiği. Hani mesela Osman Gazi Köprüsü'nden biz 400 liraya geçiyoruz ama 1800 lira, 1400 lira da devlet veriyor bizim adımıza evet. yapan firmaya. Bu devletin ödeyeceği paralar bir yıl içinde 44 firmaya 200 milyar lira para ödeyecek devlet. Geçiş garanti bedeli. Yani o ayrı bir şey. Yani Ama bak bir dakika. Sekre, yok yok. Kereden şirketler. Ki. Tamam. Onun bir zararı yok ki. Kere niye devlet ödüyor? Bir ya öyle anlaşması öyle. Tamam. Ki de kara, kara, delikleri, kara delikleri, kara delikleri söylüyor. Bir saniye. Bir Din, şey dinle bir ama. Var. Dinle yani. ama Cem Küçük bak. Dinliyorum ama öyle değil bak, o yani. İstanbul Taksiciler odası Başkanı Eyüp Aksu. Bütün kamuoyu tanıyor artık. İstanbul'da bir taksi krizi. Kontak Bilmiyorum. kapatırız dedi. Ya, kontak kapatırız dedi. İstanbul'da ulaşımı adı yakında bir yere gidiyor. Ya 2023'te, 2023'te 230 lira. Sadece 230 lira. bin lira değil ha. 230 lira. Tamam. Vergi ödemiş. Evet. Muhtemelen. 230 lira. Birden 230, 230 lira. Lir ya 230 evet. lira yani. Bir lokantaya gidiyorsun. <laughs> yemek hani yiyemezsin. 230 lira dediğiniz söyleyeyim 6-7 euro. 7 evet evet. Yani, 7 yani, evet. euro. Ya şey, eşinle bir yemek yemeye gitsen yok, 1000 lira 1500 lira hesap yani. ediyorsun. %18 KDV ile zaten 200-300 lira ya vergi Ya bir yok. yanlışlık olmasın 230 Bakın başka rakam O KDV hariç o vergidir. KDV vergi vergi 230 e lira. İşte 230 lira vergi. O mi? vergi tam. Bakın KDV devletin, ama. devletin kaçaklarına KDV. bakın. Yani ya da devletin takip etmek Bir mesela Türkiye'nin en ünlü kuyumcu markası. Şimdi adını vermeyeyim. İktidara da yakın. Bugün bir AK Partili gazeteci arkadaşımız paylaştı. Hatta bakanada Şimşek'i de ilintileyerek buna bir ceza yazacak mısınız diye. Kuyumculuk. Ya o da abi yani var Son ya. Son üç, ama bir dakika karşı. Bir dakika. Son üç yıldır tek kuruş vergi ödememiş. Tamam Ama zaten niye ya zenginlerden yani ya bir şekilde bir vergi ödemiyor. Arkadaşlar bir, alım, dakika, ödemiyor, bunu bir yani doğru hükümet zor. bu da apayrı bir büyük sorun. Hükümet soru. belediyelerin SGK alacağının peşine düşmeden önce peşine düşmesi gereken bir sürü vergi bir, kaçağı var. Cevap verir Cevap bunu. Vergi paketinin vergi paketinin AK Parti'nin meclise sunduğu vergi paketinin ilk İl imzasını değil. atan AK Parti Denizli İl milletvekili Sayın Nilgün Ök bir şey diyeyim bak dediklerine... Şirketi ben var. Ben ilgili bir ama şey Ama Dediklerine bir şey söyleyeyim ama itiraz dediğim şöyle tartışalım tartışıyoruz. Tamam tartışalım diye. ben bak, şunları bir, söyleyeyim. Hayır dediklerine bir, şu, o kuyumcu şirketini Geleceğim, ben sonra tanı ha, kim olduğunu biliyorum da adamı tanımıyorum. Ama bazen şirketler eğer büyük yatırımlar yaparlarsa vergiden düşerler. 3 yıl boyunca. Bir sene. Çok büyük yatırımlar yapıyordu bilmiyoruz. Onu bilmek lazım. Ka yapmıyor demiyorum bak belki de dediğin gibidir. Hiç de şey yapmıyorum. Şeybiciğim, benim küçücük bir şirketim var YouTube kanalımın. Her tamam, ay vergi ödüyorum ya. ya. Benim de var. Biz de herhalde, herhalde hani bir satış yapıyorsun ya. Bak şirketlerin çoğu yani vergi. Ben bir cık, şey daha söyleyeyim. Dev kuyumcu firmasından daha çok vergi. Hayır hayır diyorum bak diyorum. ama o şöyledir bak. Küçücük bir O şirketlerden mi? bir şey tahsil edilmiyor değildir. Onlar dünyanın KDV'sini stopajını öderler. O kadar da o küçücük diye. diyeceğim İyi, değil canım ha. senin. Değil değil öderler. Hayır seninki şey değil de. Bir ikincisi dolayısıyla onu bir bilmek lazım. Bir diğeri bak bu yap işle devletler İki tane Sariç yani Kütahya ile Bursa, Balıkesir hepsi kar ettiği için onların bütçesi büyük yok. kar ediyorsa devletin bütçesinden bütçesi niye 100 ayrı lira veriyorsunuz? Bak şimdi küçük. Şaban abi onlar nasıl görülür sana bak. Ben gerçekten bildiğim için anlatıyorum. Bu şirketlerin mesela Osman Gazi Köprüsü, Yeni Havalimanı hepsinin bir havuzu var. O havuzda mesela bir bütçe birikiyor. Ne kadar? 1 milyar. Havalimanı ne ödecek 300. Bunların bütçeye bir zararı yok çünkü bunlar kar ediyor. Vallahi İkisi etmiyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir mantık olabilir mi? Sonuçta hazineden Ya olmuyor ki. En küçük sonuçta hazineden tüm Türkiye'nin tüm hepimizin kar verdiği ediyor. vergilerden. Ama niye görmüyorsun? Hepimizin verdiği vergilerden bu ülkenin toplam Ya Şaban abi bak. Şey. Burası bir kanal. E, Gayrimenkul asılasından bak. 200 milyar Türk lirası bu 44 şirkete şimdi bak. Geçiş garanti bedeli olarak bak. veriliyor mu karşılık? Çok basit veriliyor. örnek vereyim. Sana YouTube kanalı ver, sen sana demişler gibi YouTube kanalı aç. Sen kendi imkanlarıyla bir YouTube kanalı açtın. Devlet sana demiş ki ben her ay bu kadar ödeme yapacağım. Hatta 10 milyon. Yapmıyor ki bana ödeme. saniye. ama sen 15 milyon ödüp aktı. Yani sen zaten o şirketlerin bütçeye bir zararı yok. Ya. Onlar zarar eden yerler... Ama hepsi değişmiş. değil. Ya, o ya, bir dakika. bir şey söyleyeceğim. bu e, mantıklı. Şimdi e, evet. şöyle ya, bir zarar... yol... Bak çok affet. Şöyle yani, bir yol yapıyorsun. Ben zaten giremiyorum. Osman Gazi ya, Köprüsü. Geleceğim şimdi. Körfez'e. Evet. Ediyor, Osman Gazi Köprüsü yapıyorsun. 2,5 e, iki buçuk kilometre uzunluğunda mı o? Köprü. Daha uzundur, İki, daha üç, uzun. 3,5 üç, kilometre diyelim ki. Yapmışsın köprüyü. Sen geliyorsun arabanla İstanbul'dan diyelim ki Bursa'ya gideceksin. Kestirme diye bu köprüden geçiyorsun 3,5 kilometre. Geçerken 400 lira sen veriyorsun. Sonra devlet senin adına 1400 lira da devlet veriyor. Burayı işleten işte o yap işlet devletçi evet. büyük firmaları firmalara şimdi o hak mı, adalet mi? Ya kar ediyor orası, zarar Peki. etmiyor Peki. Kardeşim kim ediyor bir karı? Şey Pardon, kim ediyor? Çok teknik bir husus şirket var. şirket ediyor. Ya hayır. E bak, şirket ediyor. Devlet hayır, de e, <laughs> hayır, 200, ya. 200 milyar <laughs> para pompalıyor bir. Abi, iki. Tamam. <laughs> tamam. Iki. Bir şey, şey Adamları falan izlemez tamam. tamam. ama böyle bir şey yok şimdi. Onur ben hemen tamamım. Çok affedersin. Bak şimdi. Tamam Şaban Sevinç onu da toparlayarak hem onu söyleyeceğim Hem Nagihan Alçı. Hemen toparlıyorum hemen. Çok çarpıcı olduğu için gerçekten çok akıl almaz derecede şaşırtıcı. Bak İstanbul Sanayi Odası Başkanı. Bunlar yazıldı sosyal medyada çıktı. İstanbul Sanayi Odası Başkanı, Ankara Sanayi Odası Başkanı, Adana Sanayi Odası Başkanı. Bak burada tarif ediyoruz isimlerini söylemiyorum ama belli tamam, kim oluyor. Tamam. Denizli Sanayi Odası Başkanı. Ne yapmışlar? Bursa Sanayi Odası Başkanı. 3 yıldır hiç vergi ödememişler. Şirketleri. Ya sosyal ya medyada şey yazılıyor. Ya. Ciddiçe. Ya ciddi. Ya yani haber. Peki ya böyle bir böyle şey yoktur ya. da Arkadaşlar. ödememişler. kaynak neresi? Ya şimdi bir şey yani değil ha, Zarar gösteriyorlar haber. ödemiyorlar. Benim zarar gözüküyor. çalıştığımız, zarar Çalışımız yani. bağlı şirket kanallarında şimdi 15 tane şirket oluyor 20 tane. E bazıları yani. zarar eder bunların ya. Her şirket yani. kar etmez. Sen her yani. şirketi borsadaki Sen, her şirket kar mı yani, ediyor et. hocam? Etme ama, et ama, şöyle. Bir köprü, kısmı ciddi zarar ediyor köprü Olayında, köprü, köprü olayında bir şey alayım. yıldır 3 yıldır nasıl zarar ediyorsun? Ya sen 3 yıldır zarar ediyorsan o şirketi taşırsın. Ya öyle Ak, Parti, AK Parti AK Parti Denizli milletvekili millete vergi koyuyorsun, atıyorsun vergi yasasına imza O öyle değildir. E kendi bak, şirketin 3 yıl vergi ödememiş. O şirket Onurun ve Naga vergi bak stopaj, KDV, Muntasar hepsini ödüyordur. Ettiği kar üzerinden onlar dünyanın vergisini öder okuyucu şirketleri. KDV ve Muntasar olarak Bir cümle onu riste alacağım KDV'yi KDV şirket ödemiyor ki KDV'yi senden alıyor zaten ya Sen gidiyorsun or, şey, kuyumculuktan bilezik alıyorsun Bak sen şirket yönetiyorsun Şirket yönetmek ne kadar Democuk, zor KDV, KDV, KDV şirket mi ödüyor? Hayır hayır alıyorsun ama bazen geliri nakitin olmadığı için Zora düşebilirsin Hayır e, efendim sen, sen geliyorsun kuyumcudan bilezik alıyorsun Ya da diyelim düğüne gideceksin şey Akrabanın düğünü var lira takacaksın Lira alıyorsun Şu, %18'de KDV ödüyorsun değil mi? Ben de kuyumcu olarak Onların o yüzde on senden alıp devlete veriyorum. Ödüyor, o ha. kuyumcunun ödediği vergi değil ki. Ama o bazen işte çok. KDV vatandaşın ödediği. Bazen o KDV'lerde çok cüzi karlar. Şirketler her zaman kar etmez. Büyük şu an şirketler büyük zararlar ediyor. Dünyanın Peki. zararlarını ediyorlar. Peki. İki cümle kuracağım Peki. İki cümle sadece. Cümle bence kuyumculuk sektöründe çok fazla şey kuyumculukta öyle bir e, kayıt dışı var ki hiç öyle büyük vergiler falan ödenmiyor. Bir de hmm. e, iki Şirketler eğer çok büyük yatırımlar yaptıysa yine vergi ödemezler. Çünkü yatırımı zarar olarak, zarar kalemi olarak yazarlar. Bu köprü noktasına gelince de köprüde büyük zararlar var. Neden? Çünkü yatırım büyük. O yatırımı çıkarana kadar zarar olarak devam edecek. Devlet kasasından bunlar çıkacak. Ama eğer yatırımı bir maliyet olarak almazsanız koskoca köprünün iki tane gişesi, dört tane çalışanı var. Onların üzerinde para kazanıyor diyebilirsiniz ama bir zarardır teknik olarak. Hazineden çıkıyor ama bu öngörülemeyen bir zarar değil. Devlet zaten taahhüt etti o paraları ödemeyi. Yani geçiş olmazsa o geçiş garantisini vermek suretiyle şirketle anlaşmışlar. Ama şey, o geçişleri onlar fazlasıyla karşılıyor artık. Onu Hayır, söylüyorum. geçiş taahhüt ettiğinin üzerinde değil. Taahhüt edilenin altında geçiş Hayır. var, üzerine devlet şey yapıyor. Sadece bakın iki yerde Kütahya Havalimanı'yla ile Bursa Balıkesir dışında bütün yapışlı devletler birkaç hastane yap, hastaneleri ayırıyor. Hastaneler zaten Hepsi, hepsi, şey. hepsi kar ediyor.